Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte hediye avına çıkacağız. Biliyorsunuz ben artık taşındım. Taşındığım için de benim o güzide YouTuber arkadaşlarımdan bir ev hediyesi alma hakkım yok mu sizce? Tabii ki de var. Normalde onları evimde ağırlayacaktım işte. Kimseyi henüz evimde ağırlayamadım. Ama dedim ki ben sizi evime ağırlayamadım. Henüz bana gelemediniz de siz bana hediye almamak zorunda değilsiniz ki. Hediye almamak zorunda değilsiniz ki yani diyorum ki siz bana hediyenizi alın, ondan sonra ne zaman isterseniz, ne zaman müsaitseniz buyurun gelin yani. Bence mükemmel bir plan. Avcılığımızda ilk kurbanlarım da şu an ofiste. İlk hediyelerimi toplamaya gidiyorum. Hadi gidiyorum artık. Ben de seni çekeceğim ya. Şimdi ilk kurbanlarımın yanına gidiyorum. Pembe Panter müziği hayal ediyorum şu an burada. Ne aldılar ya da bana bir şey aldılar mı? En önemlisi, en kilit soru bu. Ooo! Hoş buldum ama çünkü hoş gelmemiş gibi. Hediyem nerede? Ben almadım. Nasıl? Ben almadım ya da alt tarafı yerime yemek için. Tamam, alacağını söyledin, söz verdin. Şaka. Bir şey söyleyeceğim, haftaya da doğum günüm bu arada. Hadi hem ev hediyesi hem doğum günü. Bilseydim var, ikisini biraz ikisinin ortasında çıkarırdık. Hayır, ikisini aynı hediye ayırdın, alırdım ve beni öyle geçiştirdi. Hani hem ev hediyesi hem doğum günü. Öyle olmaz. Benimkisi zaten ikili bir şey. İkili bir şey. İkisini birden çıkarırdık. Tuzluk ve biberlik. Ne? Ama doğum günü hediyesi olarak da kabul edeceksen ikisini birden vereceksin. Hayır, o yine ev hediyesi. Ahmet tabii ki de diyeceğim. Nerede? Ne olabilir? İkili ne olabilir? Bile. Tuzluk, biberli, çatal bıçak, çatal bıçak takımı falan. Gözümü kapatayım mı? Kapat. Bu arada videodaki ilk hediyemi alıyorum şu an. Eda bakma. Bakmadan bakma, tahmin etmeye çalışmayacağım. Görürsün. Dur, anlayabilecek misin? Dur, poşetinden çık. Alayım mı böyle? Eda bu kadar hediye sürdüm. Poşetinden çıkacağım. Nasıl bir aç gözlükle saldırıyorsam. Bak bakalım. Bakayım. Bakma yani. Birincisi. Battaniye. Hayır, battaniye değil sadece. Yorgan. Yastık. Evet, bu yastık. Oha, çok güzel. Peki ne demek istiyorsun? Bana bir yastıkta kocarsın mı? Kendi kendine öleceksin mi demek istiyorsun? Hayır, umarım kendine. Hayır, rahat yaşarsın diye evet, rahat. İki tane aldım ki bir ona koy başında, bir de ona koy. Evet. Ay çok güzel bir hediye. Buna koy, bu sıcaktan terlediği zaman yiyemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada gerçekten evimde iki tane yastık vardı. Artık dört oldu. Artık dört. İyi olmuş. Böyle alalım. Aşkım. Aşko, yastıklarına yeni olsun. Aşko, teşekkür ederim. Sarılacağım. Güle güle. Tamam. Lan. Teşekkür ederim Ahmet. Güzel. Yastığına da saracağım yastıklarımı. Yastıklarımı. Esenize bereket. Güle güle yat. Çok teşekkür ederim. O zaman ben gidiyorum. Diğer hediyelerimi almam lazım. Başka insanlardan pahalı bir şeyler alayım. Aynen öyle. Of, diğerle neler yapacağım. Hadi siz ucuz atlattınız. Bunları zaten şimdi ofiste bırakacağım. Bütün yanına taşımayayım. İyi, o zaman ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. İlk hediyemizi kaptık. Şunları şimdi şuraya saklayalım ve birazdan çıkalım bence diğer hediyelerimiz için. Yastığı kameraya gömeyim. Geçiş için hani. Tamam. Yapıyoruz ya. Bak şimdi geçişi izle, sadece izle, HD izle. Silimleden izle. Şu an sürpriz bir ismin inine yani evine gidiyoruz. Bakalım kim? Benim çok yakın arkadaşım aslında ama belki sadece YouTube'da falan birlikte çok video çekmemiş, vakit geçirmemiş olabiliriz ama kendisi benim en yakın arkadaşlarımdan biridir ve açılışı da orada yapacağım. Kimin evine geldik sizce? Alper! Hoş geldin bebişim. Gel şöyle bir yalandan sarılalım. Yalandan. Hiç görüşmemişiz gibi sarılalım. Ne haber? İyi bebişim, hoş geldin. Hoş buldum. Bu işte bir terslik var ama onu diyecektim. Çünkü kendi eve hediyemi almaya senin evine geliyorum ve ben de senin evine ilk defa gelmeme rağmen ellerim bomboş. Ama benim evim artık yeni değil. Benim oldu bayağı taşınalı. O yüzden o zaman aşımına uğradı. Sen bana bir ara bir kahve ısmarlarsın. Yemek yedireyim. Olur. Tamam. Anlaştık. Bir şeyler yapmam lazım çünkü. Ben de sana biraz alelacele bir hediye aldım. O zaman siz şöyle buyur edeyim. Geçiyorum. Buyurun. Oha, dur çok heyecanlı şu an. Benim getirme hediyemi. Olur. Evet. Hemen getirin. Hemen dur. Çok heyecanlandım. Otur kız, oturur. Ben sen şimdi kahve içmeyi sevdiğin için kahveyle ilgili bir şeyler aldım. İlk önce şunu vereyim. Ya! Şunun minnoşluğuna bakar mısınız? Kahve içerken. Çok tatlısını. Bunları birlikte içelim ne olursun. Anlaştık, yaparsan içerik. Bir de böyle bir kahve bardağı. Bu pahalıydı, ondan bir tane aldım. Bu
pahalıydı, ondan bir tane aldım. Evet, onu fark ettim, yüzüne vurmak istemedim. Yani onu tek başına içersin, biz geldiğimizde Türk kahvesi şey yaparız. Çok güzel. O zaman senden minik bir ricam daha olsun şu an. Tabii. Çok basit bir şey. Bizim için bir abone, bir like, bir şey ister misin? Benim en iyi yaptığım şey, bir saniye. Arkadaşlar, Eda Biçim'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kız her şeyin en iyisini hak ediyor. İnanılmaz tatlış. Ufak bir detay, bunu daha önce bizim kanallardan bir tanesinde söylemiştim. Bak, cümlenin kulluğunu gördüm. Çok iyi girdim. Kanallardan bir tanesi, çok kanalımızda. Eda, biz şimdi Domini'ye gittik. İşte 20-30 kişi. Orada tanıştığımız ve en sevdiğimiz insan Eda oldu. Bütün ekip Eda'ya bayıldı. Seni çok seviyoruz. Ben sizi daha çok seviyorum. Gerçekten hayatımda tanıştığım ve şanslı hissettiğim hepiniz ender insanlardan birisiniz. İyi ki varsınız. Bebişim, sen de iyi ki varsın. Yeni evin tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar çok sağ ol. Oy. O zaman harbiden yavaştan Allah ne verdiyse gidelim. Haydi bakalım o zaman. Sizin yolunuz uzun. Görüşürüz bebişim. Selametle. Dur, hediyelerimi almadım. Ha. Sana bırakacağımı mı zannettin? Yemezler. Dur, onu şuna koy da şey aynen olmasın. Şunları toparlayalım ve sonra çıkalım o zaman. Şu an evdeyim. Evin tamamını size göstermeyeceğim şimdi. Birazdan belki kapım çalabilir. Bu arada arkada çalan şarkının güzelliğini farkında mısınız? Bilmem dedi ya. Açayım mı? Aç 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 aç. Bir saniye ya, çatladı bu da. Ay yeter ama, kapıda bekliyorum. Aa, özür dilerim. Aa, yani bu nasıl bir misafir peyvermiş? Aşkım, özür dilerim, duymadım, işim gücüm vardı. Hoş geldin. Hoş buldum. Oley! İnanamıyorum. Bütün dükkanı satın mı aldın, ne yaptın? Kanka şey, geçelim içeriye. İnanamıyorum. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Kanka evi göstermeyeyim diye evde bırak şey, köşeye bile oturamıyorum şu an. Bir şey söyleyeceğim. Senin diğer arkadaşlarından farkım, ben evine geldim. Abi yapma bunu, yapma. Aa, evet, doğru değil. Hatta şimdi şu kurşunu. Şimdi şöyle sana takdim edeyim. Hemen açabilir miyim? Tabii ki. Ya. Hemen aç. İnanamıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Oha. Şurada değişim kartı var. Hiç zaten değiştirmem asla. Belki belli olmaz şimdi. Asla. Şimdi ama benim asıl almak istediğim bu değildi, şuydu. Onunla birlikte takım olarak aldım bunu. Bunu, bunu da açalım mı? Evet, bunu da açalım. Açıyorum. Evet. Çok şaşırmış gibi yapma. Aynısı, ben hemen her seferini daha da şaşırıyorum. Şimdi bak, bunun amacı ne biliyor musun? Senin yine ben kasesi. Sık sık geliyorum, hayır. Hayır, meyve kasesi. Evet, meyve kasesi. Bir şey söyleyeyim. Evinde bu kadar büyük bir meyve kasesi yok ve ben... Bir meyve bağımlısı, evet, buradan itiraf ediyoruz. Bir meyve bağımlısı ve kilolarca meyve yediğim için, bu şaka değil. Abartısız. Kilolarca meyve yediğim için ve hiçbir zaman Eda'nın evinde yiyeceğim meyveleri koyabileceğim kadar büyüklükte bir kase olmuyor. Aslında sen kendine yediyorsun. Aslında sen kendini aldın. Ben bu ikisini kendime alıyorum. Aynen, bunlar da işte yanında şey. Öyle yani, gönlümü almak için. Gönlümü alayım dedim. Bir iki tane de böyle takım olsun. Bu arada birazdan da Mert gelecek. Hem beraber otururuz hem de Mert'ten de bir alacağımız olur. Alalım ben. O zaman sen bana bir şey iste. Like iste kanka. Arkadaşlar, Eda'nın kanalına eğer bu videosuna like atmasanız gerçekten... Öncelikle benim kalbim kırılır. Ya ben seni yerim. Sonra Eda'nın kalbi kırılır ama en çok benim kalbim kırılır. Ben kanalına abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ama unutmayın. Yani bu kadar kızacağız, uğraşıyor. Ah. Sabahtan beridir. Kurban olurum. Gerçekten her sabah iyi nasıl videoları için uğraştığını, sabahları erkenden kalkıp gittiğini biliyorum. Yalan meşin konuş. Güzel içmişim kanka. Bu arada ikinci misafirimiz gelecek. Bizi kanser etti biliyorsun. 150 dakikadır evi bulmaya çalışıyor. Gerçekten 150 dakikadır. Evin konumu o kadar kolay ki. Yürüz, o sokağa girme. Hayır yansın. Hayır, anlatana kadar canım çıktı yemin ediyorum. Komşular artık kısık sesimi duymuştur bağırmaktan. Sonunda geldi galiba. Kapı mı çaldı? Çok iyi işaret. Sonunda vurdum. Gel. Niye gel? Kapımı çaldı dedin ya. Bilerek dedim ya, zaten geleceğim belli. Merhaba. Oo, Mert Bey. Hoş geldiniz. Tam yemekteyiz oldu. Nasılsınız? Sana hediye aldım. Bakalım hangimizin hediyesi daha iyi? Hayır, öyle bir şey yapamam. Hayır, yapamam. Hayır, hayır, hayır. Tamam, o zaman masa kurup zaman... yemek de yiyeceğiz. Hayır, evde yemek yok oğlum. Evde masa da yok bu arada. Şeye koyuyorum.
Ya Allah'ım ya. Hemen evimi aşağılayın zaten ya. Kanka ayakkabıları da koydum ben şu dolaba. Yaptığını gördün mü? Ayakkabılarımı da koydum o dolaba. Dedim ayakkabılarını havadan oraya attım. Ama oraya atmıyoruz işte. Ha? Hiç orayı göstermiyorum. Nereye? Neyse gösteririz. Güzel espri. Kızısına nasıl? Bakayım. Gel. Orayı hiç göstermeyeceğiz. Orayı videodan sonra göstereceğiz. Ben bakayım. Kızım ilk defa girdim. Tamam. Buraya. Otur. Ben de bunları buraya bırakmışım. Ben de götürüp asayım oldum bari. Düşünsene Betül de oraya asıyor. Ya siz şaka mısınız? Televizyon sefan da çok iyiymiş. Rencide oluyorum. Gösterim mi? Televizyonu böyle mi izliyorsun? Evet. Boyun egzersizi yapıyorum hem şöyle şöyle. Kız ne yapıyorsun? Bu arada evinin güvenliği maksimum seviyede. Güvenlik amca uyuyordu. Ben yanından geçerken uyandırıp da kalp krizi geçmeyeyim diye seslenip uyandırdım. Bu arada girişte çok tatlı bir yaşlanmıyor. Gözlüğünü taktı. Evet ama çok tatlı. Çok tatlı. Gözlüğünü taktı. Adın ne dedi? Mert dedim. Soyadın ne dedi? 2011'den kalan deftere Mert Bülbül yazdı adam. Küçük tatlı bir ajandası var ya böyle tatlı. Her şeyi not ediyorum. Aynen eve hırsız girince de tatlı tatlı şey yaparsın. Aynen hırsız gelince şey dersin. Adın ne? Gözlüğü takıyor böyle. Hadi Demaş! Sen niye bugün bu kadar geç geldin? Ben çünkü sabah çekimim vardı. Sabah çekimden sonra Enes'le şarkıya gittim. Şarkıda o hala beni bekliyor. Ben bu arada senin yanına geldim. İnanamıyorum. Ama ben Terem de, ben de aynı şekilde şimdi böyle bir bizim artımız var. Gerçekten çok büyük bir artılar var. Evet, çünkü onlar kendileri benim evime geldiler. Allah hediye vermeye kapısına geldim. Kanka 10 dakika yolunu sürdüyse 1 saat etkili olamadın zaten. Tamam o zaman git bana bir spoil gel hadi. Tamam tamam dur geliyorum. Dur lan videodan sonra. Ben şu an niye kalkıyorum ya? Tamam o zaman hediyemi aç. Ben hediyemi açmak istiyorum. Açayım mı? Açma kanka. Dur. Çok tatlı. Bir şey yapamadım. Yoldan aldım. Fondan ya. Sana kızdım ama bir şey diyen buysa demek ki gidip alsan neler alacaksın. Evet alsam sana bir tane askılık alırım. Ne deniyor ona? Bestiyer. Bestiyer alacakmış. Bestiyer alırım. Çok güzel bakar mısın? Evet. Bu arada bestiyer çok sevdiğim renklerden biridir. Zevkini sevdim. Bunu ben almadım ama koymuşlar. Bu nerede? O çerçeve sanırım o da. Bu da değişik bir tarz. Bence gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Benim resimli kararsın. Tabii ve yatağımın başucuna koyacağım onu. İleti sen de gel kız. Evet şunu koyalım. Ay inanmıyorum sen 4 diye dört aldın. Ben 4 yazıyor burada. 2-2-4. Ya ben enayiyim. Çaldım ilk acaba defa aldım. İlk defa aldığını bu kadar belli etti bu arada. Hayır 4 parça yazıyor bu 4 arada. 4 parça. Kanka İngilizce kısıtlı. 4 pieces. Tamam işte 4 parça. 4 kişilik sandı yavrum beni. Ha ben parçayı takım olarak bir parça sandım. Peki sen niye 2 kişilik aldın? Sen ve ben için. Yaaa. Aşk etme beni kendi girdik ya oğlum. Ama hani bana. Tamam sana da var. Ben bunu kapamadım ya. Sokamadım şampiyonu. Videoya böyle devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim bebişim. Ne demek? Ama şimdi benim birazdan Ece'nin yanına gitmem gerekiyor. Hangi Ece'nin? Bizim Ece'nin. Ece'nin durağına da uğramamız Kirol gerekiyor. Gidin son dura. Yüzden, aynen. Hadi hadi hadi. Hadi eller verdiniz gidin diyorum. Tamam yani. Hadi. Bana bir süre gider. Tamam. Öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. Sarı bana o zaman. Aa, senin sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim hediyeleriniz için. Size kat ve kat devamı dönüşü gelecek. Evet, video like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Ben zaten ona göre bir şey almıştım. Hadi hadi de. Hadi kalkalım. Hadi görüşürüz. Ben hazırım bu arada. Ben de hazırım. O zaman başla. Başlayalım. Bu arada normalde Ece'nin evine gidecektik ama bugün Ece ile birbirimizi hiç yakalayamadık, hiç denk gelemedik. Ama dedik ki en azından birbirimizi bir görüntülü arayalım. Bu videoyu bugün burada kapatmıyorum. Yarın da ofise gittiğimde Cihan'la görüşeceğim ve Cihan'ın da hediyesini almış bulacağım. Söke söke alacağız hepsini. Söke söke alacağım. Şimdi Ece'yi bir arayalım. Açacak inşallah. Hediye almayı unutmuş kesin. Hayır hayır Ece unutmaz. Kız köye mi gidiyorsun? O eşyalar ne? Allah aşkına baksana yanına sanki basma etek falan almış. Geçen sene aldığım bir elbise vardı. Hiçbir zaman giyemedim. Kirlimi. Perdeye benziyor. Evet, evet. Pavyon elbisesi. Pavyon elbisesi, perde, bir tane basma etek. Astrolojisi olacak başımıza. Astrolojisiniz. Bugün görüşemedik seninle. Hiç buluşamadık ortak noktalarda. Aa, tüh. Yoksa bana vermek istediğin bir şey mi var? Eda, inanılmaz yorucu ve zor bir gün geçirdim. Kurban olurum sana. Eve geldim. Kurban olurum sana. Bir şey göstereceğim. O ne lan? O ne? Ece yılbaşı şeylerini niye şimdiden aldın kanka? Daha bir ay var. Allah aşkına şuna bakın. Sonra kalmaz bir tane falan
İyi ki almışsın. Ya kalmasaydı, bitseydi ve alamasaydın kanka. Osman Allah aşkına bak. Şimdi düşünebiliyor musun? Rezalet bir taç. Ona kaç para verdin? Çok para vermedim. Çok korktum, çok para verdim diyeceğim diye. Jingle bell. Jingle bell, jingle. Peki benim hediyem nerede? Kendimi unuturum, seni yine unutmam kardeşim. Yapma, ağlayacağım, çok duygusal bir. Oha! Oha Ece, inanamıyorum. Şu an bu videoyu çektiğime üzüldüm. İnsanlar neler yazacak altına, bedavacı, beleşçi yazacaklar. Kardeşim Starbucks'ın önünde kepaze olmasın diye en iyi filtre kahve makinesini almış. Daha iyisi yok bak, piyasada yok, üretilmiyor. Ağlamam normal mi? Evet, üzünlendim. Manyak mısın, nesin be? Ay. Ben sana espresso makinesi alacaktım dedim, bu çok pahalı, filtreli. Bak ne kadar yepyeni. Oh. Oy Eda, çok güzel. Çok güzel. İnanamıyorum, ben bunun altında kalamam. Sana daha fazlasını almam lazım. Yine zarara gireceğiz. Ben bunun altında kalmayacağım. Trenin altında kalırım ama bunun altında kalmam. Kanka çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni çok seviyorum. Güle güle otur. Mutlu ol evinde. Bana yeter. Çok güzel evin var zaten. Şimdi ufaktan kapatıyorum, tamam mı? Seni çok seviyorum. Gidiyorum. Eşyalarımı toplayacağım şimdi çünkü. Görüşürüz. Love you. Çok teşekkür ederim. Gerçekten inanamıyorum. Bu video başlığına koymasam bile ya da belki gizliden koysam bile. İkinci şey, bana ilk evime gelen hediyeyi de göstermek istiyorum size. Gösteriyorum, gel kaydıralım. Dananım, canım, abim. Düşünsene ben her hediye büyüdükçe yine böyle ağlıyormuşum. Herhalde şey, filtre kaymaklasında o kadar ağlıysam bunu da biliyorsun, yerden yere falan atmam gerekiyor. Yani çok çok mutlu oldum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Benim gibi televizyon vallahi. Yok neydi? Ta 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 falan. Heh, daha iyi oldu. O zaman yarın ofiste devam edeceğim videoma. Öptüm. Yepyeni bir günden tekrar merhaba. Şimdi ofise geldim. Cihan bana bu saatlerde ofiste olacağını söylemişti. Ve sanırım şu an yukarıda. Bence baskına gidelim. Yavaş yavaş. Sakin. Orada birkaç arkadaşımız, influencer arkadaşlarımız var. Cihan nerede? Buradayım. Ne yapıyorsun? Kurgumun, işimin başındayım. İşimin sen ne yapıyorsun? İşimin başındasın, iyiyim ben de. Videomu kurguluyoruz bu haftaki. Nerede? Hediyen mi? Evet. Eda'yı bir ev hediyesi aldım tabii ki. Evet aldım, daha, ben ama de bunu zorla almaya geldim. Hayır bu arada daha bir yudum çay alayım. Tamam, sakin sakin, bak ben şu an çok sakinim. Daha evini görmeden de bir ev hediyesi almak. Sen arada asıl benim dünkü kaçıp olayım. Kaçıp gitmen yok mu peki? Ne? Kaçıp gitmen. Kaçsam ya harbiden ciddi ciddi. Ben dün insanların evine gittim kendi ev hediyemi almak için. Nasıl bir arsızlık, şey nasıl mi? Bir yüzsüzlük. İnsanların evine girip herkes evinden bir şey mi topladın? Hayır, onlara önceden özellikle söyledim. Böyle böyle hediyeniz varsa bekliyorum dedim. Siz gelemezseniz evinize gelir alırım dedim. Bu arada güzel bir video. İnanamıyorum. Kitap. Kurdelalı. Ya bilmiyorum, bir bak. Ya bak hadi, hadi. Hadi bir bak hadi. Yumuşak da bir yandan. Açıyorum. Oha oha, hediyelere bayılıyorum. Ya bu arada ki bu küçük bir hediye. Hani böyle esprisi olan. Alperen merakla izliyorsun, kurguna dön. Bakayım. Alperen kurguna dön. Oha! Eda'cığım doğum günün, doğum günü yeni evin kutlu olsun. Sana yemek yemeyi de sevdiğin için. Hem de bir İtalyan tarifleri. Ya. Ya sen hangi bölümü okuyordun sen Eda'cığım? İtalyan bölümü. Ya bunu çok bu tatlı arada şey, hem seviyorsun diye bu tarz. Bir de, hem de yemek yemeyi de sevdiğim için. Bir de yıllardır diyete girip çıktığın için sürekli belki buradan bir yol izam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aldığım ilk kitap hediyem olabilir ciddi bu. Ciddi misin? En sıkıcı hediye olabilir mi? Hayır hayır, çok teşekkür ederim tekrar. Bu arada bunu televizyonun yanına işte bir Marman kardonun altına falan bir dekoratif olarak bir şeylerin altına koyayım. Asla açıp okumayayım burada ne yani, var ne yok. Gelen misafirler veya şey tuvalet kağıdının altına koyabilirsin. Gelen misafirler tuvaletteyken buradan. Oha ya, hayır ya. Güzel dekorasyon. Gerçekten güzel bir hediye. Şimdi hediyemi aldığıma göre gidiyorum. Bekliyorum artık. Bekliyorum, ne olmuyor? Bana bir gün vermen lazım. Cihan'cığım yarın 3 gibi müsaitsen gel falan. Doğru, Cihan'ın planları çok fazla olduğu için ona bir gün vermemiz gerekiyor. Yine aynı konuya geldik. İş sadece iş. İş güç. Ben kaçıyorum o zaman. Öpüyorum seni. Öptüm seni. Görüşürüz. Teşekkür ederim hediyem için. Rica ederim Eda, kendine iyi bakayım. Herkesi yolup soyup soğana çevirdiğime göre. Eda ya. Gerçekten güzel bir hediye bence. Ben de tatlı bir hediye. Bak ya, montumu çıkarım, onun kolum ağrıyor. Yakıyormuş. Gerçekten.
gerçekten beğendim. Ben gideceği yerden yere vuracağım onu. Ben seni öpüyorum seni. Herkesi soyup soğana çevirdiğime göre videoyu kapatma vaktidir. Bu arada hem arkadaşlarıma çok teşekkür ederim hem de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve en önemli şeyi söylüyorum, haftaya doğum günüm. O yüzden bana hediye göndermek isterseniz size buraya altına da adresi yazıyor olacağım. Gönlünüzden ne koparsa bana gönderebilirsiniz. Ben onları videoda açacağım. Haftaki videomda bu olacak. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öptüm.